partiya olarak ve hizb olarak ikinci hizb sıfatıyla karar topladı ki o işe zaman hem 2019'da hem İstanbul'da Ankara'nın Ankara'ya mağlup bugünden keyin hem birinci hizbiydi Türkiye, umumi Türkiye'nin başka şehirlerine olup arasayız. Lekin bu defa CHP ve işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra ikinci parti buldu. Bu AK Parti ya işte Adalet ve Tavsiye Partisi için ya da Erdoğan Partisi için bu katta bir mağlubiyet idi. Yani Erdoğan'dan mağlup bölüşü ve halk tarafından Erdoğan Partisi'nin istenmeyen bir parti sıfatı kuruluşu açısından olup parasayınız mühimiydi bu. Bunga nima sabab bo'ldi? Sabablari nima edi? Bu katta yo'qotish bo'ldi. Jamhur rais Urdug'on va uning hizbi uchun. Bir ko'p sababi bor. Birinchi sababi iqtisodiy. Yani Turkiyaning iqtisodisi zaif. Uzun zamandan beri Turkiyaning iqtisodisi juda vaziyati xarob. Birinchi sabab bu, ya'ni iqtisodiy nimalar. Ikkinchi sababi tashkilotlarda, Turkiya AK Parti tashkilotiga juda nima bo'lgan, nima deysiz? O'sha eski tashkilot a'zolari, o'sha AK Parti degan tashkilot a'zolarining ko'pisi chetga otilgan edi. Tozalash bir nimasi bor edi. Chunki bu ham sabablardan biri. Ki bunun sababi, eng muhim natijasi shuki, xalq orasiga kira olmadilar. Ikkinchi sabab bu edi, xalqni tinglamaganlari. Uchinchi sabab juda ko'p yo'lsizliklar, rishvat, undan keyin odam qayirma, o'zlariga yaqin insonlarni har yerga ahliyati bo'lsa, liyoqati bo'lsa bo'lmasa yerlashtirmalari ham, bu ham masalan ko'p insonlarni norozi qildi. Bunu endi Türkiye Cumhur Reisi bu yakın emas. Yine ham bu yolumuzu devam ettiremiz ve biz şu rejalarımızı amalga aşırış için hareket kılamız dedi. Bir qancha narsani tag'ir beradi deb umid qilaman. Ulardan biri muhtamalan o'sha Jumhur Ittifoqini ham ko'zdan kechirib, Milliyatchi harakat partiyasidan alohida mustaqil bir politika kelishtirib, bundan keyin 4 yil borib, 4 yilgacha saylovlar yo'q Turkiyaga. Bu orada xalq nimadan norohat, nimalar qilish kerak xalq uchun, nima qilsak xush bo'ladi, bularni ko'rib ve tashkilotlanmani boshdan qilib yangi politikalar bilan xalqni ko'ngilini olmaya çalışadi. 4 yilda shu o'z maqsadlarini amalga oshirib, xalqni shu e'tiborini qozonishga qodir bo'ladi deb o'ylaysizmi? Erdoğan bilasiz karizmatik bir lider. Yani Erdoğan'dı partiyadan ko'p Erdoğan uchun ray bergan juda ko'p katta ahamiyatga ega, yani ko'p katta kitlalar bor. Bu da Türk halkı için ahamiyatlı, yani karizmatik lider Türk halkı için muhim. Yani burada mesela muhtemelen Erdoğan toza politikalar getirip ve iktisadi nümayeni biraz halkı rahatlatıp hatalardan ders çıkarıp pas uşak eski AK Parti bölüp halkın orası yenip halk bilen müstakim muhatap bölgenden keyin pas imkoni bor. Lekin shu hozir mana shu politikalar bilan, shu siyosatlar bilan, shu iqtisodiy politikasiki har roz boshqa bir yo'l ta'qib qiladi. Bu bilan hech bir shaklga Erdo'g'on past u eski chog'lariga qaytmaydi deb tushunaman. Chunki ortiq bir zo'r bir yo'lga kirdi. Buni qaytarish uchun ko'p 4 yilgacha ko'p ishlar qilish kerak. Boshda shu iqtisodiy vaziyatni yaxshilash.